Efendim, Lider Haber ekranlarına İlham Verenler programına hoş geldiniz. Umuyorum ki keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirmişsinizdir. Haftanın kapanışını yapan, bizimle yapanlar oldukça şanslılar çünkü birbirinden değerli konuları, birbirinden değerli konuklarımızla konuşmak üzere saatlerimiz 12'yi gösterirken İlham Verenler'le karşınızdayız. Geçtiğimiz cuma günü Kadınlar Günüydü. Buradan ben de tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlamak isterim. Dilerim ki daha eşit, daha adil yarınlarda, daha mutlu şekillerde kutlarız. Hepinize sevgiyle sarılıyorum. Bugün yine çok değerli bir konuğum stüdyoda bizlerle olacak. Sözü daha fazla uzatmadan onunla olan keyifli sohbetimize geçmek istiyorum. O zaman ne diyelim ilham verenler başlıyor. Evet efendim konuğumu aldım ve geldim. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğum var. Az önce de söylediğim gibi klinik psikolog, doktorant Cansu Yurtseven bugün bizlerle olacak. E hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. E nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı. Ben de Çok teşekkür ediyorum. Doktorant, doktorayı almak üzere evet. e, olanı sanıyorum. Evet. Hı -hı. Doktor Evet, doktora eğitimi devam eden. Henüz evet. ha, eğitim devam ediyor şeklinde ama haftaya sanıyorum bitiyor haftaya galiba. Haftaya bitiyor. Mi? Evet. Artık doktor ünvanı alıyorum. E, ya hocam şimdiden. Evet. Hazır Bir hafta sonrasında. <laughs> bir dahaki programa. Bir dahaki programda <laughs> evet. o zaman artık o şekilde. E, hayırlı olsun şimdi. Çok sizlere. teşekkür ederim. Çok e, sağ olun. başıma diyorum. İnşallah. <laughs> Nasılsınız? İyisiniz? <laughs> Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı. Ben deyim. Çok sağ olun. Bugün dediğim gibi yani daha doğrusu Cuma günü 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. Hı hı. O yüzden istedim ki biraz bu konular hakkında toplumsal cinsiyet, evet. e, toplumun kadına yüklediği roller üzerine konuşalım. Gerçekten çünkü e, inanılmaz şeylerle uğraşıyoruz kadınlar olarak toplumda var olabilmek. Hı hı. Ne yazık ki zor oluyor e, çoğu zaman kadınlar için. O yüzden bugün bunları konuşalım istedim ama öncesinde cinsiyet nedir diye sormak Hı -hı. isterim size. Evet. Şimdi aslında şöyle toplumsal cinsiyet evet çok güzel bir konu bence özellikle üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi. Şimdi cinsiyetle toplumsal cinsiyet çok karıştırılan kavramlar. Cinsiyet biraz daha biyolojik bir şey yani kadın ve erkek olarak ayrılan biyolojik anatomik bir şeyden bahsediyoruz. Toplumsal cinsiyet dediğimizde de toplumun cinsiyetlere yüklediği özellikler. E, bu cinsiyetlerden bekledikleri roller aslında e, bu cinsiyete özgü olmayan ama toplumun algılayış şekline göre beklentileri diyebiliriz. Hı hı hı. Peki e, şimdi toplumsal cinsiyet rolleri neler diye sorsam hı hı. size. Şöyle şimdi kadını ve erkeği önce ayırıyor ve sonrasında kadından bir takım roller bekliyor, erkekten bir takım roller bekliyor. Evet, Mesela evet. bunu nasıl ayırabiliriz? İşte kadınlar daha duygusaldır, kadınlar daha çok ev işi yapar. Kadınlar, kadının yeri evidir. Kadının yeri evidir, evet. Mesela kadınsı özellikler erkeksi özellikler diye ayrılır. Mesela erkek daha güçlüdür, ağlamaz, işte sorun çözer, sorumluluk alır, daha ağır işlerde yer alabilir. Mesela işte ev işleri kadının rolüyken iş hayatında var olmak erkeğin rolüdür. Hı -hı. İşte erkek eve bakar, para getirir, ee, işte kadın çocuk bakar ve ev işleriyle ilgilenir gibi ee, bir takım roller aslında kadını ve erkeği ayıran. Ama buna sebep olan da çok fazla faktör var ve biz bu faktörlerin çoğunun farkında değiliz. Yani hayatımızın çok merkezinde olan ve hiç farkında olmadığımız çok fazla faktörle geliştiriyoruz bu rolleri ve aslında farkında olmadan yine hepimiz benimsiyor ve uyguluyoruz da. Evet dediğiniz gibi gerçekten ben de özellikle mesai iş yaşamı çalıştığım için hı hı. iş yaşamında kadınların e, bu özelliklerinden dolayı terfi edememeleri duygusal oluşlarından dolayı bir ekibi yönetememe düşüncesi ya da işte e, dediğiniz gibi erkek evi geçirir düşüncesinden hı hı. dolayı kadınla erkek e, arasındaki maaş farklarının olması evet. e, kadın evi geçindirmiyor zaten sadece onunki destek oluyor düşüncesinden dolayı hı hı. aynı işi yapan Kadına ve erkeğe farklı e, ücretler ödenebiliyor. Evet. Bu da yine aslında iş yaşamında karşımıza çıkan bu toplumsal cinsiyet rolleri diyebiliriz. Kesinlikle. Yönetimde üst pozisyonlara çıkamamaları Hı -hı. gibi gibi çeşitlendirilebilir. E, ne yazık ki üzücü çünkü kadınların e, bence her noktada motivasyonlarını kıran, iş yaşamına karşı olan tatminlerini, e, işe gidiş, e, mutlulukla gidişlerini bence engelleyen bir noktada bir şey. Hı -hı. Ve aynı zamanda şu da aslında göze çarpan da bir özellik. Ee, hani mesela çocuk hasta olunca genelde anne ilgilenir evet. düşüncesi var ya o yüzden üst rollere çıkamamasının bir noktası da bu. İşte yönetici olursa çocuğuna çok fazla bakım gerektirdiği için işte izin alması gerekir. Halbuki bunu baba da yapmalı. Tabii ki. Yani bu karşılıklı bir sorumluluk aslında. Evet. Bu şekilde evet. de karşımıza çıkabiliyor ne yazık ki işletmelerde. Peki bu toplumsal cinsiyet oluşan faktörler neler? Aslında şöyle yine dediğim gibi belki şaşırtıcı olacak e, izleyenler için ama mesela çizgi filmler, masallar yani çok hayatımızın merkezinde olan işte, ninniler e, izlediğimiz diziler, şahit olduğumuz reklamlar, filmler bunların hepsi aslında bu toplumsal cinsiyet rollerini e, farkında olmadan bizim benimsememiz ve geliştirmemiz için e, bir takım e, özelliklere sahip diyebiliriz. Mesela masallara bakıyoruz İşte masallarda güçsüz ve bir erkeğin desteğine ihtiyaç duyan kadınlar, erkeğin gelişiyle birlikte hayatı yoluna giren ve güç kazanan, hatta bu kişi genelde prens oluyor. Evet, pamuk mesela prens, pamuk prenses. Mesela? Evet. <laughs> evet, aynen öyle. Ya da bu erkeğin ilgisine fazlasıyla ihtiyaç duyan ya da kül kedisi mesela yine gelip bir prensin kendisini bulmasıyla işte kötü giden hayatından kurtulan bir rolde. Bunu reklamlarda mesela nasıl görüyoruz? Reklamlar özellikle çok önemli. Mesela bu beyaz eşya reklamlarında daha çok işte evde e, kadının ev işleriyle ilgilenirken erkeğin işten geldiği mesela evet, doğru, reklamlar doğru. çok fazla var. İşte mesela bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi reklamlarının hep kadınların oynaması, e, bu rolleri onların üstlenmesi. E, onun dışında dizilerde keza öyle işte erkek yine çok daha güçlü, sorumluluk alan, e, kadın daha duygusal olan, daha kırılgan e, ve... Hayatını daha güçlü bir şekilde idame ettirebilmek için güçlü bir erkeğe ihtiyaç duyan, daha çok pasif rollerde yer alan, iş hayatında çok fazla göremediğimiz ya da kadın ve erkek dağılımı olarak baktığımızda bir dizide ve filmde iş hayatının içerisinde gördüğümüz kadın sayısı çok azken, iş hayatında yer alan erkek sayısını çok fazla görüyoruz. Mesela hı hı. ekranlarda Gerçekten da bu şekilde. Hı. Onun dışında güç için bir erkek gücüne ihtiyacı var kadının. Aslında hani temsil edilen noktada biraz bunlara denk geliyoruz. Ama aslında mesela bir diğer faktörde renkler mesela. Renkleri de kadınsı renkler ve erkeksi renkler, renkler diye pembe, mavi. ayırıyoruz. Aynen öyle. Mesela anne babalar çok endişe ediyorlar erkek çocuklarının işte pembe, turuncu, kırmızı gibi renkleri tercih etmesinden çünkü onlara göre erkeksi renkler işte maviler, siyahlar, griler bu şekilde olmalı. ve bir kız çocuğu da aslında pembeleri, işte sarıları, kırmızıları tercih etmeli. Onun da ağırlıklı olarak böyle maviler ve grilere olan ilgisi yine ebeveynleri tedirgin edebiliyor. Evet. Neden bu renklere ilgi duyuyor diye. Aslında bu sadece bir renk. Hiçbir anlamı olmayan Büyük diğer tüm renkler gibi bir biz renk. Biz çok Ama anlam yüklüyoruz aslında renkleri. Biz bu renkleri ayrıştırdık. Ya da mesela oyuncaklar. işte bebekler özellikle ya da mutfak eşyaları. Daha çok böyle besinlerle ilgili olan oyuncaklar kız çocuklara uygun. Ya da ev figürleri. Katolar, evet, evet, evet kızlara uygun. Ama işte mesela silahlar, toplar. E, ya da arabalar, uçaklar, evet. gemiler. Bunlarsa erkeklere uygun. Ve genelde kız çocuk ebeveynleri bu diğer oyuncakları kız çocuklarını almaz. E, erkek çocuk ebeveynleri de bebekleri, bu mutfak gereçlerini erkek çocuklarını almazlar mesela. Çünkü orada da o rolleri ayırırız. Hatta bununla ilgili bir takım firmalara e, ciddi böyle tazminat davaları vesaire açılmış. Kadın ve Hı -hı. erkek, kız ve erkek e, ayrımı yaptığı için da. aslında. E, ve Bunlar mesela ortadan kaldırılmaya başladı artık. Tek cinsiyet şeklinde ya da işte herhangi bir cinsiyete uygun olmayan renkler ve oyuncaklar tercih edildi. Her cinsiyetin tercih edebileceği şekilde artık düzenlenmeye çalışılıyor. Bunlar da çok ...üstü örtük bir şekilde bizim bu rolleri benimsememizi ve üstlenmemizi sağlayan faktörler diyebilirim. Evet aslında şu da çok yanlış. Yani mesela bir çocuk dediğiniz gibi gidince bir kız çocuğu arabada almak isteyebilir. <laughs> ee, ve Ya da bir erkek çocuğu belki mutfakla ilgili bir şey almak isteyebilir. Bu ileride mesleği ilgili belki ona bir e, şüphe yani bir ipucu evet, verecektir. Evet, evet. Belki mutfağa gerçekten ilgili ve ileride bir şef olmak istiyor. Evet. Bu noktada aslında çocuklarına yaratıcılıkları ve... Ebeveynler tarafından kısıtlandıklarını hissetmeleri de onlar üzerinde olumsuz bir etki yaratır, değil mi? Kesinlikle. Aslında burada ebeveynlerin en büyük endişesi cinsel yönelim farklılığı. İşte, evet, evet. E, ama herhangi bir renk ya da herhangi bir oyuncak cinsel yönelimini belirlemez ya da değiştirmez diyeyim daha doğrusu yani bir çocuğun bebeklerle oynaması ya da işte bir erkek çocuğun bebeklerle oynaması ya da bir kız çocuğun mavi renkler giymesi onun cinsel yönelimini herhangi bir şekilde değiştirmez. ya da belirlemez. Ama ebeveynlerin çok büyük bir endişesidir bu. Ben de çok denk geliyorum. daha önce mesela anaokulunda çalıştım. Oradaki ebeveynlerden aldığım geri bildirimlerle de bunu söyleyebiliyorum. Ya da şimdi mesela Ergenlerle çalışıyorum. Ergenler dolayısıyla ebeveynleriyle bir takım endişelerinin altında yatan nedenleri anlayabiliyorum. Ee, ama aslında bunu bahsettiğim... E tercihlerle yapmaya çalışıyorlar ama dediğim gibi bu bir belirleyici değildir. Yani bir kız çocuk her oyuncakla oynayabilir. Bir erkek çocuk her oyuncakla oynayabilir ve bu dediğiniz gibi aslında onun yaratıcılığı için Tabii. kendini keşfetmesi için yani gücünün genişliğini gösterir bence aslında biraz da. Kesinlikle öyle katılıyorum. Yani bu anlamda daha özgür bırakılmalı ve bence eşitlikçi bir tutum sergilenmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hatta bunun bence bir noktası da şu. Ebeveynler belki konuda e, bilgilenmekten de çekiniyorlar. Yani bununla ilgili bir bilgi verildiğinde belki bunun ayrımına dair bir eğitim, bir seminer e, olsa hı hı. ya da bu konu hakkında bir yerden e, bir bilgilendirme olsa e, daha farklı yaklaşacaklar ama o kadar e, sanki dinlerse başlarına gelebilecek düşüncesi var ya da yüzleşmek ve Konuda bilgi sahibi olmak istememeye karşı da bir ön yargı var aslında yani benim de gözlemlediğim hı hı. kadarıyla belki bu konudaki ön yargılar biraz daha kırılsa evet. e, aslında konunun bununla alakalı olmadığı bu dediğimiz gibi oyuncak seçimleri renk seçimlerinin tamamen e, kişinin çocuğun yaratıcılığını hayal gücünün genişliğinin ifadesi olan e, şeyler olduğunu anlayacaklar ama ne yazık ki bu konu bizim toplumumuzda o kadar e, böyle ön yargı var evet. ki insanlar konuşmaya dinlemeye ya da bilgi sahibi olmaya çekiniyorlar neyse kesinlikle yazık ki. öyle yani bu bir de aslında şöyle eğitimle olmakla da ilgili değil hı hı. bu konudaki eğitimsizlikle ilgili gibi geliyor bana çünkü mesela ben kendi arkadaşlarımda da bunu gözlemleyebiliyorum mesela bir kız bir erkek çocuğu olan arkadaşlarımda mesela şöyle bir olay deneyimledim. Ee, erkek çocuğun saçları böyle biraz uzundu hı hı. Ee, ve yemek yerken çok önüne geliyordu. O esnada şöyle elim bir toka aradı. Hani gözünü açmak için. Kız kardeşinin turuncu renkli bir tokası vardı. Sadece düz bir lastik. Onunla saçını topladım. O esnada annesi geldi dedi ki sana bu tokayı kim taktı? <laughs> ee, dedim ki ben taktım. O dedi kız tokası deyip böyle saçından çekti. Hani bir de travmatik onu, bir şekilde yapmış yani. Evet hani sen da. onu niye taktın diye. Dedim ki ne fark eder hani önüne geliyordu ve o esnada gözümün önünde bir o toka vardı. Hayır dedi onun siyah tokaları var onları takabilirsin. Ee, ve bahsettiğim kişi üniversite mezunu bir kişi. Dolayısıyla aslında bence çok fazla eğitimle ilgili değil ama bu konudaki bilinçsizlikle ilgili. Evet doğru. Yani hep şu an anlattığınız hikaye biraz da şükrettim en azından hani renk konusu yine tokaya da çok takılmamış. <laughs> evet zaten evet. Hani sadece renk problemi yani tokaya evet. yine. Tokanın bir erken takabileceği de düşüncesine hakim aslında biraz. Evet. Zaten çocuğun saçı uzundu. <gülüyor> Kendi <gülüyor> siyah tokaları var onunla topluyordu. Ama <laughs> ben orada hani elime turuncu geldiysin yani o yani rengi olabilir, taktım evet. aslında. Ya aslında diyoruz ya yani bu tarz şeyleri ne kadar çok çocukluktan itibaren aşılanırsa ee, geleceğe yani evet bu toplumsal cinsiyet rolleri var, hı hı. topluma kadının atfettiği, erkeğe atfettiği roller var ve hepimiz bundan şikayetçiyiz aslında. Eminim ki bunu uygulayan kişiler de şikayetçiler ama gelip görelim ki e, kendi noktalarında yani işte bir çocuk yetiştirirken ya da herhangi bir hayatın herhangi bir alanında kendileri de yapmaktan çekinmiyorlar. Hı hı. Halbuki ne kadar biz bu konu hakkında bilinçlendirirsek işte kendimiz bir şekilde hayatımıza uygulayıp entegre edersek... Bir şekilde gelecek nesile aktarıldığı için belki daha e, ilerleyen vadede e, daha az sorun teşkil edecek ama ne yazık ki biz bazen bu ufak noktayı kaçırabiliyoruz. Evet kesinlikle. Bir de ben şey çok inanıyorum bu okullarda artık başladığı veli akademileri. Hı hı hı. Mesela oralarda yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu eğitimler artık veliler için zorunlu hale geldi ve 8 e, dönemlik, 8 haftalık oluyor sanırım bu programlar. Velileri eğitebilmek, aslında bilinçlendirebilmek adına geliştirildi. Bence toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili konuların yer alması da böyle programlarda çok önemli. Çünkü bir yandan ücretsiz erişebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri programlar aslında. Bu nedenle kesinlikle değişebileceğine inanıyorum. Çünkü artık günümüzde bence herkes çok daha bilinçli mesela evet, evet. bunu ben terapilerde de fark ediyorum terapiye gelen birçok kişi tanısıyla geliyor tanıyı da kendisi koymuş <laughs> şekilde evet, geliyor evet. ve çoğu zaman da doğru tanı koyuyorlar bu arada mesela depresyondayım diyor gerçekten bakıyorum depresyon ya da ben panik atak yaşıyorum diyor mesela gerçekten tanısı panik bozukluk mesela <laughs> dolayısıyla insanlar artık bence daha fazla okuyor araştırıyor öğreniyor kendini geliştiriyor o yüzden bu konuda da gelişebileceğimiz inanıyorum açıkçası. Evet aslında tam da bu nokta şu soruyu doğurdu ben de dediğiniz gibi belki veli akademileriyle desteklenebilir ama bunun dışında neler yapılabilir bu eşitlikçi anlayışı benimsemek için? Hı hı. Burada veliler en önemli nokta özellikle ona değindim. Tabii çünkü bir nesil yetiştiriyorlar çünkü Kesinlikle aslında. öyle. Bir de ben şuna çok inanıyorum. Bir çocuğun ebeveyniyseniz bütün çocukluğun ebeveyni oluyorsunuz. Gerçekten çünkü öyle çok güzel söyledin. siz diğer çocukların arkadaşlarını yetiştiriyorsunuz. Rol model oluyorlar bir noktada. Aynen öyle. O yüzden ebeveynlik en önemli nokta. Zaten genelde mesela çocuklarla çalışan terapistler mutlaka ebeveynlerle de süreci yönetirler. Aynı şekilde ergenlerle de öyle. Bu en önemli faktör. Onun dışında daha bence kreşten başlayarak eğitim, öğretim hayatlarının tamamında bu tutumu benimseyen hem öğretmenler hem de eğitimler gerekiyor diye düşünüyorum. Biz mesela anaokulunda belirlediğimiz konuları ee, hemen hemen her hafta çocuklarla konuşuyorduk ee, ve bu konularda mesela onları bilinçlendirmeye çalışıyorduk. Mesela işte bir hafta sorumluluk konusu, bir hafta bu işte cinsiyet ve cinsiyet rolleri, bir hafta mahremiyet. Yani tamamen çocukların ihtiyaçlarına göre disiplin e, ya da kurallar mesela. Hepsinin çocuklara uygun şekilde aktarılma yolları var diye düşünüyorum. Çocukların getirdiği e, düzey göre aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve e, aslında bunları biraz daha belki oyunlaştırarak ya da çocukların ihtiyacına göre sunarak çok daha rahat öğretebiliriz diye düşünüyorum. Mesela genelde okullarda ne yapılır? Kurallar koyulur. Bu kurallar çocuklara öğretilir. Mesela biz böyle yapmıyorduk. Ben diyordum ki sınıfa girip mesela çocuklara hep birlikte bugün okulun kurallarını belirleyeceğiz. Aslında ben zaten onlara söylemem gereken kuralları söyleyeceğim ama onlardan da alıyordum. Hı hı. Yani zaten 10 tane maddem varsa benim o 10 maddeyi de yine çocuklara koyuyorum. Ama 2 tane de onlardan alıyorum mesela. Ya da 3 tane de onlardan alıyorum. Bu sefer çocuklar okulun kurallarını hep birlikte belirledik. Ya yani ben de ortaya katkı sağladım diye düşündükçe sürece çok daha fazla katkı sağlıyor. Benim koyduğum kurallar... Kurallara daha çok uyuyor. Çünkü e, o sürece kendisi de katıldı. Kendisi de fikir beyan etti. Mesela benim asla koymayı düşünmediğim çok güzel e, kurallar çıkabiliyor onlardan. Mesela işte e, bir çocuğumuzdan şey geliyor. Birbirimizin eşyalarını alırken ondan izin almalıyız. Evet. Mesela böyle bir kural geliyor. Ben aslında onu koymamışım. Çok güzel Hı -hı. hani evet, evet bunu da ekleyebiliriz Demek ki diye. Kendisi de rahatsız olmuş ki hemen onu da Kural evet. deyince sınır belirlediği noktada. Evet. Mesela bu onların yaşına uygun şekilde tercih edilen bir yoldu. Ee, aynı şekilde toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili de benzer bir tutum sergilenebilir. Ya da zaten aslında kreşlerde ve anaokullarında e, oyuncaklar ayrıştırılmaz cinsiyetlere göre. Yani tüm oyuncaklar vardır ve isteyen istediğiyle oynayabilir. Sadece burada ebeveynlerin endişeleri oluyor. Mesela işte bazen okula bir takım şikayetlerle gelebiliyorlar. Benim kızım bütün gün silahla oynamış. Nasıl izin verdiniz? Ya da benim oğlum işte bu mutfak malzemeleriyle oynamış. Buna izin vermemelisiniz gibi. Aslında okulların genellikle böyle sınırları yoktur ama ebeveynlerin endişeleri vardır biraz. O yüzden okulların yapabileceği bu anlamda belki ebeveynlere eğitmek olabilir. Evet, bence en kıymetli nokta. Çünkü dediğiniz gibi bir ebeveyn aslında toplumda birçok yani bir çocuğu yetiştirmiyor ve bütün çocuklar var evet. oluyor ve kendisi yani bir ebeveyn bile bunu sağlamaya çalışsa farklı bir ebeveynin yetiştirdiği çocukla sonuçta aynı ortamda bulunuyor ve eve gelip e, kendisinin yaptığı bir şey aslında olması gereken bir şey. Diğer taraf yapmayınca hemen e, o da sınırlarını gevşetiyor. Evet. ve o Ebeveynin verdiği eğitimin ya da öğrettiği şeylerin de aslında bir noktada Kıymeti kalmayabiliyor çoğu hı hı. zaman. Evet aslında şöyle mesela bütün geliştirdiğimiz hepimiz için söylüyorum bunu olumsuz kişilik özelliklerine bakalım. Mesela çoğunlukla akran etkisiyle evet, de akran. olabiliyor. Ee, i̇şte mesela sigaraya nasıl başladın arkadaş ortamı gibi ya da işte hı hı. bu olumsuz özelliği nasıl geliştirdin hı. şu ortamda gibi. Yani aslında genellikle... Arkadaş ortamımız bizim olumsuz şekilde etkilenmemize neden oluyor ya da biz arkadaş ortamımızın olumsuz şekilde etkilenmesine sebep oluyoruz. O yüzden bir ebeveyn bile bence çok kıymetli. Hatta böyle söylediğimde bazen şey diyorlar işte ebeveynler. Mesela ortam o kadar kötü ki ben tek başıma işte toplumu mu değiştireceğim ya da dünyayı mı o değiştireceğim? Algıdan zaten gerçekten hani böyle ne diyeyim hani çok yanlış bir algı ya yani evet. olmaması gereken ama. Ne yazık ki çoğu zaman çoğu kişi bu algıya kapılabiliyor. Evet böyle durumlarda ben de mesela şöyle söylüyorum aslında toplum dediğimiz şey birer kişinin toplamı. Yani o bir kişinin değişimiyle toplumun değişmesi mümkün gibi geliyor yani bana. Herkes kapısının önünü süpürse şeyle aynı aslında biraz e, sözüyle o yüzden e, bir kişinin yani o zaman toplum normlarına uymayan her şeyi yapalım. Hani böyle bakıldığında evet. ama işte o, ...çok değişkenlik gösterebiliyor. Kişiler onu bazen bu kadar geniş açıdan... ...değerlendiremeyebiliyor dediğiniz gibi. Hı hı. Ve sadece tek kendisinin kurtarıcı olacağını... ...düşünüyor. Bu evet. yüzden de... ...yapmaktan geri çekilmiyor. Aslında bir de şu da var dediğiniz gibi... ...şu noktayı da özellikle çekmek isterim. Hani dediniz ya yapma etme dur yerini oyunlaştırarak... Hı hı. da çok kıymetli. Evet. Çünkü çocuklar gerçekten... hani ...bir söz var ya kuşlar uçar, balıklar yüzer... ...çocuklar da oyun oynar evet. diye. Hakikaten onların dünyasında... onlara anlatmak istediğimiz şeyleri... ...onların dünyasındaki anlayış biçimleriyle anlattığımız zaman çok daha farklı oluyor. Bu bazen sizin anlattığınız örneklerde hı hı hı. de yine e, bunun e, sağlamasını yapıyorum. Bu noktada bu da çok kıymetli bir şey aslında. Sadece çok toplumsal cinsiyet rolleri kapsamında da değil, evdeki herhangi bir şeyde de belki evet. ya da e, örneğin bir çocuğa bir şey öğretirken herhangi bir konuda bence hı hı. her zaman oyunlaştırılması bu noktada çok kıymetli. Bence de hem oyunlaştırmak hem de model olmak. Yani. Hı hı. Benim mesela özellikle çocuklardan aldığım şikayetlerin yani ebeveynlerden zaten alıyoruz evet ama çocuklardan da aldığım en temel yakınmaların başında bu gibi olaylar yer alıyor. Mesela işte ebeveyninin benimle konuşmak istediği konu çok fazla ekran başında zaman geçiriyor ya da çok fazla telefonla zaman geçiriyor. Çocukla konuşuyorum diyor ki annem hiç bırakmıyor ki ya da babam hiç bırakmıyor <laughs> ki babam televizyonun başına oturur uyuyana kadar oradadır. Şimdi aslında ekran kullanımını azaltmak istiyorsak ekran kullanımını azaltmamız gerekiyor gibi. Kesinlikle. Yani, yani bunu... ya da kitap okumasını istiyorsak çocuğun kitap oku demek yerine belki biz de evet. karşısında birer iki ikişer, ikişer sayfa okumamız çok daha kıymetli evet. oluyor. Evet. Yani bu anlamda aslında genel konuşacağım ebeveynlerin çocukları için çok güzel önerileri olabilir, çok güzel çözüm yolları olabilir, çok güzel tavsiyeleri olabilir. Ama kendileri bunu uygulamadığı sürece bunlar biraz havada kalacaktır. Ee, özellikle mesela çocuklarda geliştirilemeyen ve ebeveynin geliştirmek istediği herhangi bir özellik varsa ben hep ebeveynin kendisini sorgulamasını isterim. Bu özellik bende var mı diye. Yani kitap okuma alışkanlığını biz bu çocukta geliştiremiyoruz diyen bir ebeveynin kitap alışkanlığının, kitap okuma alışkanlığının Olup olmadığını sorgulaması gibi. Aslında bu bir örnek. Aynısını toplumsal cinsiyet rolleri üzerine de yorabiliriz. Mesela işte bu kız oyuncağı ya da bu erkek oyuncağı diye ayrıştırmaya çalıştığında bir çocuk ebeveyn bazen ona öğretmeye çalışıyor. İşte diyor ki hayır kız oyuncağı, erkek oyuncağı diye bir şey yoktur. Bütün oyuncaklar hepimiz içindir Hı. diye öğretiyor. Ama mesela evde eşiyle ayrıştırıyorlar. Bu kadın işi, bu erkek işi. Sen yemeği yap, ben işte... Tadilat için birilerini bulayım gibi. Şimdi bunu evde ayrıştırdıkları için çocuğa onu öğretmek çok zor. O yüzden bazen dediğim gibi bu bilinçli olan ve çocuğunu bu şekilde yetiştirmesi gerektiğini bilen ebeveynler bile kendi ilişkilerinde ya da kendi hayatlarında o eşitlikçi tutumu koruyamıyorlar. Evet. Doğru söylüyorsunuz hocam. Şimdi bir diğer e, önemli konu da aslında yine bu konuyla bağdaşabileceğimiz Geçtiğimiz günlerde Reels üzerine gördüm. Şimdi ben de daha çok böyle iş yaşamına doğru yöneldiğim için evet. psikolojide bazen bu çocuk dünyasından kopabiliyoruz. O yüzden aslında benim de merak ettiğim bir soruydu. E, şimdi bu ve beyinler çocuklarını bazen işte dudaklarından öpebiliyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde bir yazı gördüm. E, bu kimi uzmanlar tarafından olmaması gereken bir şey hı hı. olarak kabul ediliyor. Kimi uzmanlarsa hani oranın mahremiyet bölgesi olduğu ve evet. aslında e, hani kimsenin öpmemesi gerektiği üzerine e, konuşmalar yapıyor. Bu konuda bir ikilem hmm. var aslında evet. sizce en doğrusu nedir olması gereken? Bence şöyle, e, bence de öpülmemeli. İki tür olumsuz durumdan dolayı. Birincisi çocuğu istismara açık bir hale getiriyoruz. Hmm. Evet biz aslında çocukları istismardan korumak istiyoruz. İşte anlatıyoruz, öğretiyoruz. Özel bölgeler diyoruz. İşte buraların nereler olduğunu anlatıyoruz. Kendini nasıl koruyacağını öğretiyoruz. Ama özel bölge olarak ve aslında kimsenin temas etmemesi gereken, dokunmaması gereken yerler olarak belirttiğimiz yerlerden bir tanesi de ağız bölgesidir aslında dudaklardır. Dolayısıyla aslında hem bunu öğretip hem bir yandan da bu alanı aşan tarafta oluyoruz. Birincisi bu, dediğim gibi istismarı açık bir hale getirebiliriz. İkincisi de şu, şimdi bizim psikoseksüel gelişim kuramı dediğimiz bir kuramımız var. Bu kuramın ödipal dönem dediğimiz bir üçüncü evresi var. Burada şimdi aslında şöyle başından başlayıp çok kısaca Tabii anlatayım. Ki. Şimdi bir çocuk dünyaya ilk geldiğinde ilk nesnesi, ilk bağ kurduğu kişi anne oluyor. Kız evet. çocuk için de, erkek çocuk için de böyle. Anneye bağlanıyor çünkü aslında ona ihtiyacı var. Anne onu emziriyor e, o esnada. E, artık bu ikinci döneme geçtiğinde bir buçuk yaş itibariyle ortalama babanın varlığını görmeye ve kabullenmeye başlıyor. Artık kısmı devreye giriyor. Üç kişilik bir ilişki yani. kurmaya başlıyor. Üçüncü döneme geçtiğimizde şöyle bir farklılaşma meydana geliyor. Kız çocukların ilgisi biraz daha anneden çekilip babaya yöneliyor. Erkek çocukların ilgisi annede kalmaya devam ediyor mu? Bunun içine biraz daha romantik duygular devreye giriyor. Romantik ve çocuksu bir cinsellik aslında. Hı hı. O kişiye sahip olma arzusu. Yani erkek çocuk anneye sahip olmak istiyor. Kız çocuk babaya sahip olmak istiyor. Dolayısıyla burada önünde bir rakip var. Karşı cinsten, pardon hem cinsi olan ebeveyni kendisi için bir rakip. Dolayısıyla şimdi ne oluyor biz çocuğu dudaktan öptüğümüzde? Çocuğun bize yönelttiği arzusuna karşılık vermiş oluyoruz. Normalde ebeveynin bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için ne yapması gerekiyor? Sınırlı bir şekilde çocuğa karşılık verecek ama sınırını da koruyacak. Çünkü çocuklarda mesela şu tarz beklentiler olabiliyor. Hayır babamın elini tutmayacaksın. İşte sen annemle uyuyamazsın. Ben annemle uyuyacağım. Evet. Sen başka bir yerde yanına oturamazsın. Ona dokunamazsın. Ya da çiçek sarılamazsın. alınca örneğin en basitten bir hediye alınca kıskanma durumları da yaşanabiliyor. Evet. Mesela videolarda yine ben de denk geliyorum. O kadar hakimim ki artık bu arada bunların hepsi benim Reels'lerde izlediğim şeyler. Evet. Çünkü bunu bir de bir matah bir şeymiş gibi böyle Reels ortamlarında hani sergilemeleri de Gerçekten trajikomik yani. Evet evet mesela ben de bir videoya denk geldim. Küçük bir kız çocuğu 4-5 yaşlarında sanırım babasına sarılmış annesini itiyor diyor ki dokunma o benim kocam diyor Aa, ve anneyi böyle elinin tersiyle uzaklaştırıyor. Şimdi dediğim gibi evet çocukta böyle bir dönem zaten yaşanıyor ama burada ebeveyn rolü yine çok önemli. Ebeveynin ne yaptığı? Şimdi çocuğu tamamen reddetmek ya da çocuğu tamamen dışarıda bırakmak da olmaz. Onun o çocuksu flört isteğine e, kısmen karşılık vermek gerekir ama bu karşılık nasıl bir karşılıktır? Mesela bazen böyle ebeveynler der ya işte aman da aman benim güzel kızım işte bugün ne güzel olmuşsun. Hı -hı. Bu mesela çocuksu flörte karşılık vermek işte buna, evet. buna kadar yapılabilir ama şimdi çocuk o esnada sahip olmak istediği için ve rakip olarak algıladığı hem cinsi aradan çıkarmak istediği için bir yandan da buna izin verirsek çok büyük bir çatışma yaratabiliriz. Şimdi ne olur dönem bu dönemlerde saydığım dönemlerde bir takım saplantılar meydana geliyor. Saplantı dediğimiz şey o dönem olması gerektiği gibi tamamlanamadı demek. Dolayısıyla o dönemle ilgili çocuğun Yetişkinlik hayatında bir takım problemler yaşaması beklenir hmm. demek. Şimdi bu dönemde işte bu çocukları dudağından öpmek vesaire aslında ona tamamıyla karşılık vermek demek. Yani ben seninim demek. Senin bana olan arzuna ben de karşılık veriyorum Buna karşılık demek. Dolayısıyla burada ne oluyor? Kişilerin bu dönem saplantısı meydana geliyor ve yetişkinlikte ilişki problemleri yaşayabiliyorlar nasıl ilişki problemi yaşayabiliyorlar? Ya kendilerinden yaşça büyük insanlardan etkilenebiliyorlar. Aslında bir erkek çocuğun anne konumuna koyabileceği, kendisinden belki 15 yaş, belki 20 yaş büyük bir kadından etkilenmesi ya da bir kız çocuğun baba yerine koyabileceği yine bu kadar yaş farkı olan bir erkekten etkilenmesi ya da e, evli kişilere ilgi duyması. Bunun sebebi ne? Şimdi ben anneme ilgi duydum ya da ben babama ilgi duydum ondan ve ondan karşılık alabildim. Evli olan Annemi elde edebildiysem ya da evli olan babamı elde edebildiysem herhangi evli birini elde edebileceğini düşünüyor. Ama bunlar bilinçli şeyler değil. Oraya bir e, uyarmış Altınçı olayım de. ya kişi hı hı. farkında olarak yapmıyor Tabii. bunu. Bilinçli bir şekilde işte Aa, bu kişi benden yaşça büyük ya da Aa, bu kişi evli ben buna gideyim demiyor. Tamamen kendini ondan Ona etkilenmiş şekilde buluyor. Hı hı. evet Dolayısıyla ilişki problemleri yaşamasına sebep olabiliriz. İstismara açık hale getirebiliriz. Bununla ilgili bir de şu da var aslında şimdi e, bu konuyu anlatırken aslında biraz da çocuklara e, bizim yani anne baba olarak biz bir çiftiz işte bir seni dünyaya getirdik gibi evet. aslında bu noktada çocuk da bazen nasıl dünyaya geldiğini merak ediyor. Hı hı. Ve tam bu işte mahremiyet eğitiminin verildiği konularda hatta belki biraz da bahsedilmesi gereken hı hı. bir şey o, o çağda özellikle. Bunu aslında en doğru şekilde aktaracak olan kişi ebeveyn değil mi? Tabii ki onun yaş düzeyine ve gelişim Kesinlikle. düzeyine odaklanarak yani cinselliği aslında o yaşın getirisine göre anlatarak biraz da çocuğa da vermek gerekiyor noktasını da aslında biraz konuşmak isterim. Çünkü evet. çocuk bunu bilmediği zaman farklı şekillerde belki güvenilir olmayan kaynaklardan elde edinmeye çalışıyor ya da belki evet. deneyimleyerek elde edinmeye çalışıyor. O yüzden aslında bu noktada ebeveynler de biraz... Görevler düşüyor gibi hı hı. ve bu görevler tam olarak ne zaman yani bu görevlerken şöyle açayım bu soru geldiğinde evet. e, hani örneğin o dönem uygun değilse bekletip hı hı hı. hayır şimdi yaş grubun uygun değil bir sene sonra konuşalım gibi bir cevap mı yoksa hani nasıl konuşulmalı evet. daha doğrusu? Şimdi ilk aşamada yanlış bir bilgi verilmemeli kesinlikle hı hı. yani. İlk adımımız bu çünkü bizim mesela terapideki amacımız da budur. Yani insanlara fayda sağlamaktan önce evet. zarar vermemektir ilk amacımız. Hı hı. Çocuklarda da böyle. Şimdi biz o esnada ona bir bilgi vereceğiz ama bazen anne babalar da tabii ki gerilebiliyor bu tarz Tabii e, ki. Evet, nasıl anlatacakları noktasında. Evet çünkü aslında cinsellik de bizim e, toplumumuzda bir tabu olan kavramlardan bir tanesi. İşte ayıp, yasak vesaire olduğu için böyle bir kavram bir çocuğa nasıl aktarılır? Dolayısıyla ebeveynler de bu anlamda çok büyük zorluklar yaşayabiliyorlar. Şimdi çocuğa her zaman konu ne olursa olsun doğru bilgi verilmesi gerekiyor. Bu mesela özellikle hem dünyaya nasıl geldiği konusu hem kayıplar, ölümler mesela buralarda da çocuklara çok farklı bilgiler verilebiliyor. İşte Çalışmaya gitti, yurt dışına evet, gitti evet, vesaire da. gibi. Gökyüzünde. Evet. Evet, işte bizi izliyor bulutların üzerinden gibi. Aslında bunlar da gerçek dışı bilgiler. Ya da işte leylekler getirdi gibi. Ya da işte bir anda karnım büyümeye başladı ve işte sen doğdun gibi. Şimdi bir anda karın büyümeye başlamaz mesela. Ya da işte birisi bizi bulutların üzerinden izlemez ya da o esnada gerçekten kaybettiğimiz kişi aslında yurt dışında çalışmaya gitmemiştir. Dolayısıyla bu tarz bilgiler çocuğun ciddi güven kaybı yaşamasına neden olabilir. İkincisi de şöyle dediğiniz gibi çocuklar bir süre sonra zaten bu gibi bilgileri merak edip araştırıyorlar. Hı hı. Okuma yazmayı öğrendikten sonra ellerinde artık telefonlar, tabletler, bilgisayarlar olduğu için... Bu bilgilere erişmeleri de çok zor değil. Ve ne yazık ki internet de her zaman doğru kaynağı doğru bilgiyi sunamıyor. O yüzden... Kesinlikle. Bu çok... ee, yani burada mesela insanlar bloglarda ya da belli sayfaların yorum kısmında istedikleri her şeyi yazabildikleri için kesinlikle çok çarpık yanlış bilgiler yer alabiliyor. Burada insanların mesela yine yetişkinlikte evlilik hayatlarında cinsel problemler yaşamasına sebep olan faktörler yatıyor. Sahip oldukları bu yanlış bilgiler yüzünden. Dolayısıyla ben ebeveynlere şunu önerebilirim. Hani bunun mutlak bir tarifi yok. Çünkü her çocuğa göre farklı şekilde anlatılmalı. Çocuklarının yaş dönemine uygun bir araştırma yaparak. Yani mesela işte çocuk bunu 3 yaşında da sorabilir. 10 yaşında da sorabilir. 3 yaşındaki çocuğa verilecek yanıtla işte 10 yaşındaki çocuğa ya da bir ergene verilecek yanıt arasında fark vardır. O yüzden ebeveynlere şunu öneririm. Yanlış bir bilgi verilmemeli, yalan söylenmemeli ee, ve çocuğun yaş grubu neyse buna göre bir araştırma yapılarak e, bu şekilde bilgi verilmesi doğru bir şekilde çocuğa anlatılmasını öneririm. Hı hı, teşekkür ederiz hocam şimdi aslında son bu konuyla ilgili bir sorum daha var. Sonra hı hı. aslında siz deyince benim artık bence izleyicilerin ilk aklına gelen konulardan biri olan gevşeme egzersizleri. Hı hı. o yüzden bu konuyu da yayınımız bitmeden değinmek isterim. Çünkü artık gün içinde çok fazla baş evet. edemediğimiz iş hayatında, işte toplu taşımada, trafikte, ikili ilişkilerde, romantik Doğru. ilişkilerde, arkadaşlıkta o kadar çeşitlendirilebilir evet. ki e, strese girebiliyoruz ve artık e, terapiye hani o an direkt bağlanamayabiliyoruz ya da gidemeyebiliyoruz. Evet. O yüzden bazen insanlara kendi terapilerini e, tamamlamaları adına birkaç teknik rica, rica edeceğim sizden. Peki. Öncesinde sadece şunu da söyleyip hazır bu konuyu da açmışken değinmek isterim. Yine aslında sosyal medya riasları üzerinden Hı -hı. geçtiğimiz günlerde karşıma çıkmıştı. E, çocuğu hazırlıyor işte o ara e, biliyorsunuz onlar da artık çok izlenme alıyor işte çocuğu hazırlarken ya da Çocukla bir şeyler yaparken riyası evet. yüklemek ki bu da bence bir noktada aslında çocuk <laughs> e, teşhirciliği gibi oluyor bence. Bu da çok sağlıksız ama artık o konuyu geçiyorum. Evet. E, çocuğunu hazırlarken anne e, makyaj masasının üzerinde ruju görüyor ve alıp sürmek istiyor. Ve annenin oradaki söylediği şey bana çok travmatik ve çok kaba gelmişti. E, hani evet dediğimiz gibi e, hani şimdi... Bazı şeylerin kadına ve bazı şeylerin erkeğe evet. göre atfediyoruz ama evet. hani ruj da aslında kadına atfedilen bir evet. şeydir en nihayetinde. Peki bu tarz şeyler de küçük gibi görünüyor aslında ama bence büyük önem taşıyordu. İzlediğim rüyası aktaramadım aslında ama bu tarz şeylerde ilgi görürsek ya da e, görürse ebeveynler bunu nasıl e, Hı -hı. önlemeliler? Ruj en basit örneği de evet. çeşitlendirebiliriz evet, tabii evet. ki. Aslında şöyle makyaj malzemeleri bence bütün çocuklar için e, Tabii ki o zararlı falan, olan aynen, bir karısı. nokta. O yüzden kız çocuk, erkek çocuk Hani onun yine ayrımını yapmadan Bence bu tarz malzemelerden çocuklara zarar verebilecek ve özellikle birçoğunun içerisinde bu kanserojen maddelerin de yer alması sebebiyle ve onların hani ciltleri yetişkin cildine göre çok daha hassas, hassas olduğu olmuş. için evet. bana kalırsa zaten kız ve erkek çocuk olarak ayırmaksızın hepsinin hepsi tarafından engel olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten ergenlik sonrasında yine kendi kararlarını kendileri verebileceklerdir. Dolayısıyla mesela makyaj malzemeleri aslında erkeklerin de kullandığı bir şey. Ee, özellikle mesela bazıları yüzlerindeki parlamayı alabilmek Tabii. için pudra kullanabiliyor. Yani ya da öncesi işte... de olabiliyor burada. Evet. Hani evet, Ya da işte bir sivilceyi kapamak için kullanılabiliyor. Ya da gözaltı morluklarından rahatsız olan biri işte gözaltılarını kapatabiliyor. O yüzden yine dediğim gibi hani belli bir evreye kadar zaten kız erkek ayırmaksızın çok tercih edilmemeli. Ergenlik sonrası da artık kendi kararlarını verebilirler. Evet teşekkür ederiz. Şimdi dediğim gibi diğer konumuza gelelim. Birçok egzersiz var. Şimdi evet. ilkini yanlışlıkla şey yaparken, tanıtımını yaparken söylemiş bulundum. Öncelikle hangisinden başlayalım? Ve aslında biraz sizden de dinlemek evet. isterim bu egzersizleri. Evet. Şöyle nefes egzersiziyle başlayabiliriz. Hem anlatması daha kolay hem tamam, uygulaması tamam. daha kolay. İzleyicilerimiz de ekran başında bizlerle birlikte evet. pazar sabahında ee, sokağa çıkmadan önce böyle biraz <laughs> tekniklerim çünkü sokağa çıktığımız her an her şeye gerilebiliyoruz. Evet, o yüzden evet. çıkmadan şöyle evde biraz e, deneyini yapalım deneyelim hep birlikte evet. sonrasında evet. faydalı olacaktır çünkü. Şimdi çok kısaca bahsedeyim. Evet. Ee, genelde nefes egzersizine çok fazla yerde denk geliriz. İşte Hı -hı. mesela kaygıyı araştırırken nefes egzersizi önerisi gelir ya da stresi araştırırken sınav stresi. İşte gelecek kaygısı, panik atak yani bu tarz e, konularla ilgili yaptığımız araştırmalarda genelde nefes egzersizi önerisi çıkar ama nefes egzersizi aslında nedir ve neden yapılır çok anlatılmaz. Nasıl yapılır anlatılır. Şimdi nasıl yapılacağını evet anlıyoruz, yapabiliyoruz ama bu ne amaca hizmet ediyor? Ben bunu neden yapıyorum? Neden ya, yapıyorum bu ne işe yarıyor? Oralar biraz daha böyle muğlak kalıyor. Önce biraz oradan bahsedeyim. Şimdi Hepimiz hayatımızın belli zamanlarında kaygıyı deneyimlemişizdir. Yani kaygı bozukluğumuz olmasına gerek yok ya da panik bozukluğumuz olmasına gerek yok. İnsan olmanın bir getirisi aslında bu. Tabii ki. Olmaması sağlıksız hatta. Kesinlikle öyle. Stresi yaşadığımız bir zaman olmuştur. Mesela işte bir sunum yapacağımızda kaygılanmışızdır. Bir televizyona çıkacağımızda tabii kaygılanmışızdır. Tabii ki her şeyin öncesi yani bir evet. şey çok yapıyor olmak da o işte kaygılanmayacağımız anlamına da gelmiyor aslında. Bu da bence Evet önemli bir nokta. Her gün yapılan bir şey de aslında herkese her zaman kaygılandırabilir bence. Keza ben de mesela her yayın öncesi. Bu bence biraz da yapıcı stres kısmı aslında. Evet evet kesinlikle geliştiren bir tarafı da vardır ama dediğim gibi hani böyle yoğunlaşan kaygıyı deneyimlemişizdir <laughs> ve genelde e, ne olur bu kaygıyı hissettiğimizde mesela kalbimiz hızlanmaya başlar. Nefes evet. alışverişimiz hızlanmaya başlar. Vücudumuz kas katı kesilebilir. İşte ellerde titremeler, terlemeler olmaya başlayabilir. Mesela ben en son doktora yeterlik sınavımda bunu hissettim. <laughs> ne ee, mutlusun sanıyorlar. Aynen öyle. <laughs> Şimdi yeterlilik bence ya yani hayatıma girdiğim en zor ve en kaygı veren sınavlardan bir tanesiydi. Çünkü artık hani e, doktora mezun olup olamayacağımı belirleyen en en önemli sınav ve e, karşımda beş tane hoca, hoca. hepsinin alanları farklı. İşte biri yaşlılarla çalışıyor, biri test geliştirmiş. Mesela o alanda uzman, biri işte birkaç tane ekolde uzman, bir tanesi bir kişilik bozukluğunda uzmanlaşmış gibi hani böyle farklı farklı alanları var ve e, tamamıyla kendi alanlarından sorabiliyorlar. Birbirlerine sorularından soru üretebiliyorlar. Çok az Kesinlikle olur. Buradan öyle. selamlar olsun haftaya. <laughs> Şimdi salı günü inşallah evet. alıp geleceksiniz. Evet. O beni çok zorlamayacaktır o jüri. <laughs> ee, ama yeterlik sınavı böyle <laughs> tamamen psikoloji alanı ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün soruların sorulabilme ihtimalinin olduğu ve öngöremeyeceğiniz bir sınav. Hani bunu e, önümüzdeki hafta olanı öngörebiliyorum çünkü tezimle ilgili olacak. Doğru evet. Doğru. Ee, ama diğeri tamamen belirsizdi. Dolayısıyla Harun. mesela orada şeyi hissettim. Kalbim çok hızlı atıyor. Sanki böyle koşmuşum gibi nefesim çok hızlı. Bir yandan su gibiyim. Bir yandan titriyorum. Şimdi titrediğim için üşüdüğümü zannediyorum. Hı hı. Ee, kaloriferin yanına gidiyorum. Ama her yerim, evet zaten. her yerim su gibi. Kaloriferin yanında da rahatsız oluyorum. Bacaklarım titriyor. Yani tamamen çok yoğun bir kaygı yaşadığım bir gündü. Şimdi hepimizde benzer semptomlar meydana gelebilir. Daha azı, daha fazlası fark etmez. Ya da daha sık yaşayanlar vardır. Şimdi nefes egzersizinin buradaki amacı şudur: Nefesi kontrol altına alarak bu semptomları kontrol altına almak. Hı hı. Aslında bu kaygıyı yenmemizi sağlamaz, kaygıyı kontrol etmemizi, evet yönetebilmemizi sağlar. Ne yapıyoruz? Önce nefesi yavaşlatıyoruz. Nefesi yavaşlatarak evet, Ben de Evet, kalp atışımızı <laughs> yavaşlatmaya çalışıyoruz. Şimdi kalp atışımız yavaşladığında kan akışımız yavaşlamaya başlıyor. Çünkü kalp kan pompalayan organımız olduğu için kan akışı yavaşlamaya başlıyor. Kan akışı yavaşladıkça kaslardaki gerginlik hissi ortadan kalkmaya başlıyor. Şimdi bu nasıl işimize yarayacak? Biz kaygılandığımız zaman normalde şu oluyor. Bedenimizdeki değişiklikleri fark ediyoruz ve şey diyoruz. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Evet. Bunlara odaklandığımız için bir şeyler yolunda gitmiyor dediğimiz için kaygımız daha da artıyor. Kaygımız daha da artınca belirtilerimiz daha da artıyor. Belirtiler daha da artınca kaygımız Domino daha da artıyor. Gibi, bir Kesinlikle bir böyle bir döngüye giriyoruz Hı. ve kaygı ve semptomları giderek artıyor. Nefes egzersizi bunun olmasına engelliyor ve semptomları yönetebilmemizi sağlıyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Şimdi seanslarda önce şöyle öğretiyorum. Bir el göğsümüzün üzerinde. Evet. Bir el de karnımızın üzerinde. Diyorum ki derin bir nefes alın. Şöyle güçlü bir nefes alın ve Göğüste mi bir şişme oluyor yoksa karın bölgenizde mi? De. Göğüs oldu. Şimdi Aslında ekran başında da deneyebilirler. Şöyle bir daha derin bir nefes alalım. Göğüs mü karın mı? Bir ona bakalım önce. Benim yine göğüs. Göğüs oldu. Şimdi bizim Diyaframdan nefes almamız Hı -hı. yani karın bölgemizin şişmesi gerekiyor. Evet. Ee, önemli olan bu. Önce seanslarda bunu öğretmeye çalışıyorum. Nefes egzersine geçmeden önce. Diyorum ki diyaframdan nefes aldığımızı gösteren şey karın bölgemizdeki yükselme ve inmedir. Alacağım. Şimdi burada önce bunun pratiğini yapıyoruz. Diyorum ki göğsünüzde herhangi bir hareketlenme olmadan sadece aldığınız nefes karın bölgenizde diyaframa dolacak ve inecek. Biraz bunu denedik. Baktık ki yapmaya başladı. Bu sefer teknik kısmına geçiyorum. Diyorum ki şimdi dörde kadar yavaşça sayıyoruz. Ve nefes alıyoruz şöyle mikrofona gelmesin. Hı. Şimdi yavaşça dörde kadar sayarak nefes alıyoruz. Ve karın bölgemiz şişiyor. Dörde kadar bu nefesi içeride tutuyoruz. Dörde kadar yavaşça veriyoruz. Zor oldu değil mi şimdi ilk evet, denemede? Aynen öyle. Nefesi almak ve tutmak kısmı çok zor. O yüzden ben hep diyorum ki bunu pratik etmeden kesinlikle kaygı anda denememelisiniz. Evet çünkü şöyle bir şey şimdi insanlar kaygılıyken bunu yapmaya çalışıp bir evet. de yapamadığı zaman bence inanılmaz bir stresi. Yani aslında bir şey düzeltelim derken evet. daha da beter bir hale de geçebiliriz. Evet. O yüzden ilk etapta olmayacaktır. Olmaması da çok normal. Evet. Biraz daha... ...stressiz bir anımızda belki evet. evde otururken böyle bunu deneyebiliriz. Evet. Çünkü şöyle zaten kaygan da bazı kişiler böyle boğuluyorum, nefes alamıyorum diye de düşündükleri için bir yandan ben şimdi onları nefesini tutturacağım daha kötü bir şey gibi düşünüyorlar. O yüzden ilk aşamada bunu yaparken zorlanırlar. Bu yüzden ben ne yapıyorum? Şimdi diyorum ki önce anlattım, öğrettim. Dörde kadar sayıyoruz, dörde kadar tutuyoruz, dörde kadar veriyoruz. Baktım yapabiliyor, biraz daha devam ediyorum. Sonra diyorum ki bunu evde size ödev olarak veriyorum. Hı hı. Her gün bunu mutlaka deneyin ama kaygı anınızda değil. Herhangi bir zamanda. Sonrasında evde bunu pratik ediyorlar. Nasıl yapıyorlar? Yine dediğim gibi birkaç defa, 4-5 kere olabilir. 4'e kadar sayıp, 4'e kadar tutup, 4'e kadar verecekler. Ama bir de şunu söyleyeyim. Mesela çok fazla sigara tüketen ya da çok fazla kilosu olan kişiler nefes tutmakta biraz zorlanabilirler. Evet, evet. Ee, onlarda da 4-3-4 olarak yapabiliriz. Yani 3'e kadar nefesi içeride tutabilirler. Ee, şimdi burada baktık ki bunu artık rahatlıkla yapmaya başladı. Nefes egzersizi yaparken zorlanmıyor. O zaman kaygı ve panik anında da öneriyorum. Ya da sınava gireceklerinde, Hı -hı. stresli dönemlerinde Öneriyorum. Bunu bir süre sonra zaten oturdukları yerden de yapmaya başlıyorlar. Mesela benim danışanlarım, özellikle sınav kaygısı çalıştığım danışanlarım artık sınav salonunda şöyleler. Mesela ayaklarını yere koyuyor, İnsanlar tarafından da fark edilmesini istediği için bir yere odaklanıyor. O esnada aslında içinden nefes <laughs> egzersizi yapıyor. Yani ellerini artık koymasına gerek kalmıyor. Öğrendi çünkü Tabii. hani. Diyaframdan nasıl nefes alması evet. gerektiğini. Sınav başlayana kadar biraz orada nefes egzersizini yapıyor. Sınava öyle başlıyor. Ee, burada da bazen şeyden endişe ediyorlar. Şimdi ben nefes egzersizi yapana kadar 2-3 dakikamı kaybedeceğim. Sınavdan gidecek falan. Ama bunu yapmazsak bütün sınav gidiyor. Tabii ki, Çünkü tabii o kaygıyla ki. okuyamıyoruz. Kayıyor. Gözlerimiz bulanıklaşıyor. Okuduğumuzu anlayamıyoruz. Aklımıza başka başka sorular geliyor. Ee, kalbim hızlı çarpıyor. Kalbime odaklanıyorum. Dikkatim oradan buraya tabii, geliyor. Tabii. O yüzden aslında 2-3 dakika ile sınavı kazanıyoruz gibi düşünün. Aynen öyle. Bu nefes, nefes egzersizi. Tamam. Evet. Ee, bir, bir de güvenli yer var. Güvenli sanırım. yer var. Ee, onu biraz belki bireysel olarak yaparken zorlanabilirler ama Hı -hı. bir gevşeme egzersizi öğreteyim. Olur, o biraz tabii. daha kolay tamam, yapabilirler tamamdır. onu. Şimdi gevşeme egzersizinde de şöyle yapıyorum. İki ayak yere tam basacak Hı -hı. Ee, ve ayak parmaklarından başlayarak kasmalarını istiyorum. Böyle sımsıkı olacak şekilde sadece ayak parmaklarını sıkıyorlar ve biraz öyle kalıyorlar Burada süreyi çok uzatmayalım, kraft girebilir. Biraz <laughs> Benim zaten yaptık. girdi şu an. Girdi mi? Böyle birlikte zaten <laughs> iyice biz Evet. Şimdi biraz sıkıyoruz ve bırakıyoruz. Sonra yumuşacık olana kadar bırakıyoruz ve tamamen gevşeyecek. Ben şey çok tekrar. yaparsam yenenin devamına <laughs> çok rahatlamasam mı hocam siz söyleyin izleyicilerimizden. Evet, ben tekrar devam edeyim. <laughs> tekrar <Tamam>. ayak parmaklarını <laughs> sıkıyoruz ve bir, birkaç saniye, bir beş saniye falan kalmamız yeterli. Sonra bırakıyoruz. <laughs> Sonra yine bir 3-4 kere ayağa geçiyoruz. Ayakları yaptıktan sonra alt bacak. Aynı şekilde sıkıyoruz ve kas katı bir şekilde yaklaşık bir 4-5 saniye bırakıyoruz. Sonrasında yumuşacık olana kadar bırakacağız. Sonra üst bacak, karın, kalça, göğüs, eller, kollar ve yüz. Yavaş yavaş aslında tepeden tırnağa kadar böyle. Aynen Tırnaktan, öyle. Tepeye, Tırnaktan tepeye kadar. En sonda bütün vücudu sıkı. Biraz öyle kalıyoruz. Ve sonra tamamen gevşetiyoruz. Yumuşacık olacak şekilde. Hı -hı. Bunu çocuklarla da yapabilirler bu arada. Çocuklarla biraz daha yine oyunlaştırarak. onlarda ben şöyle yapıyorum. Taş bebek, bez bebek oyunu oynayacağız diyorum. Hı -hı. Şimdi önce taş bebek nasıl olur, bez bebek nasıl olur onu konuşuyorum. Bir böyle gözlerine canlandırmalarını istiyorum. Mesela o taş bebek porselenler falan vardı ya. Evet, bizim evet. çocukluğumuzda hala var mı bilmiyorum. Vardı. Evet mesela onlar çok sertti böyle hareket ettiremeyiz. Ama bez bebekler böyle yumuşacık istediğimiz şekle sokabiliriz. Şimdi diyorum ki sen taş bebek ol dediğimde vücudunun söylediğim bölümünü bir taş bebeğin bölümüne benzeteceksin. Sonra bez bebek ol dediğimde yumuşacık bir bez bebeğinki kadar gevşeteceksin. Şimdi ayak parmaklarınla başlayalım diyorum. Taş bebeğin ayak parmakları nasıl sertse ayaklarını öyle sert yapmanı istiyorum. Hı hı. Şimdi biraz böyle kal diyorum. Sonra şimdi bez bebek yumuşacık. <laughs> Evet. Ee, şimdi işte bunu birkaç defa ayak parmaklarına yaptıktan sonra diyorum ki şimdi ayaklara geçiyoruz hazır mısın? İşte bir taş bebeğin ayakları ne kadar sertse bütün ayaklarını öyle sert yap taş gibi olsun. Şimdi bez bebek diye bırakıyoruz. Yine aynı şekilde alt bacak, üst bacak, karın, kalça, eller, kollar, yüz ve tüm vücut olacak şekilde bunu birkaç defa yapmalarını istiyorum. Ee, burada ne oluyor? Aslında o kasma ve bırakma, kasma ve bırakma anında vücut gevşemeye baş, başlıyor. Evet, evet. E, ve bilinçli ve kontrollü bir şekilde gevşemeye başlıyor ve bir rahatlama meydana geliyor. Bu da yine stres, kaygı, işte panik e, durumlarında kullanılabilecek bir egzersiz. Hı, hı. Ki teknik aslında tam da gerçekten yayın sonuna doğru denk getirdim. İyi oldu. Çünkü dediğim gibi bildiğim için ben de bir de yapsaydım. Evet. Yani dinleyince bile bana şu an bir rahatlama, bir şey geldi böyle huzur. Evet o yüzden iyi ki yayının sonuna doğru denk geldik hocam. Dinleyince bile evet. yapmadan aslında bana da etkisini göstermiş oldu. çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ne yazık ki sonuna geldik. Her yayın sonunda böyle üzülüyorum. Bence artık yayın süremi arttırmam gerekiyor <laughs> kesinlikle çünkü gerçekten Konularımız yetmiyor. Evet. O yüzden çok teşekkür ederim. Ben Bugün teşekkür burada bizimle ederim. olduğunuz için. Kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız için. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabiliriz. Son olarak aslında konumuzla ilgili bir geri bildirimde bulunayım. Toplumsal cinsiyet Hoş rolleriyle ilgili. Aslında toplumsal cinsiyet rolleri bence kadının da erkeğin de hem iş hayatında hem özel hayatında hem romantik hayatında bir takım problemler yaşamasına neden olan bir konu. Aslında hiçbir ebeveynin çocuğunun üzülmesini ya da zorlanmasını istemeyeceğini düşünüyorum ve aslında her ebeveynin çocuğunun iyiliğini isteyerek ona bir şeyleri öğretmeye ve yol göstermeye çalıştığını düşünüyorum. Bunu sadece bence bilinçsizce yapıyoruz ve doğrusu bu zannederek yapıyoruz. Bu yüzden aslında çocuklarımızın yetişkinlik döneminde zorlanmaması, iş hayatında, ilişkilerinde, evliliklerinde. Sosyal hayatlarında zorlanmaması adına daha eşitlikçi bir e, tutuma teşvik ediyoruz. İnşallah biz de e, destekliyoruz bu konuşmanızı. İnşallah gerçekten daha eşitlikçi, daha eşitlikçi, daha adil yarınlara diyelim. E, tekrardan çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Evet efendim, Lider haberde İlham Verenler programında bu haftalık ne yazık ki sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye de kendinize çok iyi bakın.